Amerika Birleşik Devletleri'nde Jaws açık iş sayısı Temmuz'da 6 milyondan 6 milyon 618 bine yükseldi. Beklenti 6 milyondu. Kanada Merkez Bankası politika faizini beklentiye paralel %0.25'te bıraktı. Çin'de enflasyon Ağustos'ta yıllık bazda beklenti dahilinde %2.7'den 2.4'e yavaşladı. Aynı dönemde üretici fiyatları beklentiye yakın %2 azaldı. Rusya ekonomisi ikinci çeyrekte %8 daralma kaydetti. Beklenti %8.5 daralmaydı. JP Morgan analistleri Amerikan hisselerinde son günlerde görülen sert düşüşün yukarı yönlü trendi bozmadığını savundu. Stratejistlerin hazırladığı notta ivmenin azaldığı ancak rallide zirve görüldüğüne ilişkin işaretlerin mevcut olmadığı belirtildi. Ünlü yatırımcı Stan Druckenmiller, piyasaların öfke çılgınlığı içinde olduğunu, yükselen enflasyonun büyük bir tehdit oluşturduğunu iddia etti. Druckenmiller, Amerika'da enflasyonun gelecek 4 ila 5 yıllık dönemde %5 ila 10 arasına yükselebileceğini iddia etti. Milyarder fon yöneticisi Jeffrey Gundla, Fed'in değerlemeleri desteklemesine rağmen şirketlerin uzun süreli ekonomik gerileme ile mücadele etmesi sebebiyle yüksek faizli tahvillerde temerrüt oranının 2 katına çıkabileceğini iddia etti. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen, İngiliz hükümetinin Brexit geri çekilme anlaşmasını ihlal etme niyeti yönündeki açıklamalarının endişe verici olduğunu söyledi. Von der Leyen, ahde vefa duygusuna vurgu yaparak geri çekilme anlaşmasının ihlal edilmesi, uluslararası yasaların çiğnenmesi anlamına gelir dedi. Almanya salgın nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri hariç 160 ülkeyle 14 Eylül'e kadar geçerli olan seyahat uyarısını 30 Eylül'e kadar uzattı. Dışişlerinden yapılan açıklamada hükümetin konuyu 1 Ekim'de tekrar ele alacağı belirtildi. Bloomberg News'e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgında ikinci dalga olmazsa gelecek yıl Türkiye ekonomisinde %5'in oldukça üzerine bir büyüme gelebileceğini söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türk bankalarının aktif kalitesinin salgın nedeniyle zayıflayacağını, bunun bankaların rasyolarından ziyade bilançolarında daha belirgin olacağını bildirdi. Fitch ayrıca büyük şirketlerin borç yeniden yapılandırmalarını büyük ölçüde tamamladığını, kısa vadede yeniden yapılandırmaların sınırlı kalabileceğini öngördü. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba gecesi itibariyle karşınızdayız. Haftanın ortasına geldik. Bakalım gündemimizde neler var, sıralayalım. Amerika ile başlayacağız. Amerikan endekslerinde yükselişe dönüş. Wall Street yeniden yükselmeye başladı. 3 günün ardından cuma satış edip pazartesi, salı, bugün Nasdaq'ta birazdan bakacağız %3'lere yakın bir yükseliş hareketi görüyoruz. Dün %4'e yakın bir düşüş kaydedilmişti. 3 gündür neden düştüler, bugün neden yeniden yükselişe geçtiler konuşacağız. Bir taraftan tabii bu AstraZeneca'nın koronavirüs aşısıyla ilgili denemeleri askıya aldığını hatırlatalım ama Financial Times'ın akşam saatlerindeki iddiası önümüzdeki haftadan itibaren yeniden AstraZeneca ünlü ilaç şirketi, bu aşıyı üreten şirket bu üçüncü faz denemelere geri dönebilir. Çünkü bir aşı olan kişi de biraz sıkıntı olduğuna dair, omuriliğinde bir iltihaplanma olduğuna dair haberler çıkmıştı. Dolayısıyla hemen askıya aldılar aşılama bu denemeyi. Ama önümüzdeki hafta yeniden dönebilir diyorlar. Tabii sadece aşıdan kaynaklanmayabilir. O aşı olan kişinin kendine özel bir hastalığı da olabilir. Bu değerlendirilecek, bakılacak. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı yarın gelecek. Bir çok büyük bir açıklama aslında beklenmiyor ama yine de konuşacağız, soracağız. Euro dolarda 1.20'lerden 1.18'lerin altına kadar gelmiştik yakın zaman içerisinde. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın Bloomberg News'e bir röportajı var. %5'lik ve %5'in hatta üzerinde eğer ikinci dalga olmazsa önümüzdeki sene büyümeden bahsediyor. Rekabetçi kur yine Sayın Berat Albayrak'ın açıklamaları içerisinde vardı. Dolar TL 7.50'nin hemen sınırında, 7.50'nin hemen altındayız.
Bugün biraz daha sakin. Dolar biraz değer kaybediyor bugün. Dolar endeksindeki güçlenme de risk iştahının açılmasıyla bugün biraz daha sakinliğe yerini bırakmış durumda. Borsa İstanbul'da da yükseliş var. O küresel yükseliş hareketine bizim borsamız da katıldı. %1'lik yaklaşık olarak Borsa İstanbul'da yükseliş kaydettik. 1100 seviyesine neredeyse geldi Borsa İstanbul ve Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları. Burada artık biraz daha sanki 11'ler mi konuşuluyor? Çünkü bankalar arası gecelik faizlerde bir yükseliş görüyoruz. Ağırlıklı ortalama fonlama faizine de birazdan bakacağız. Bu yeterli mi? Daha da bir sıkılaştırma gelecek mi? Merkez Bankası'ndan değerlendireceğiz. Birazdan iki değerli konukla buluşacağız. Garanti BBVA Yatırım Koordinatörü Tufan Cömert ve Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge stüdyomuzda olacak. Cem Tözge ile sohbeti burada yapmaya çalışacağız. Şöyle bir rakamlara bakalım efendim, nasıl bir tablo var, ardından bir sohbetimize ve yorumlamaya geçeceğiz. Dolar TL 7.50 sınırında dedim. 7.49.61. Euro TL bugün rekor kırdı. 8.85'teyiz şu an. Dolar endeksi biraz olsun nefes alıyor aşağı doğru. 93.2'de Euro dolar yeniden 1.18'in üzerine çıktı. 1.18.07. Viyop 30 akşam seansında yön yukarı. Yukarı gitmeye devam ediyoruz. 1245 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Gün içerisi grafik gelecek. Dolar TL'de 7.47-7.49 arasında bir hareket var. Kur cephesinde 7.50'yi görmedik. Bugün için sanki orası bir baraj, bir set gibi adeta bakacağız, değerlendireceğiz. Borsa İstanbul %0.9 yukarıda, 1100 seviyesinin hemen altındayız, 1099. Açılışla beraber zaten endeks yukarıya gitti. Tahvil faizlerinde 2 yıllıkta bir hareket yok ama uzun vade 14'e kadar ulaştı. Hatta %14 seviyesinin biraz üzerine kadar geldi. Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bugün aşağı doğru değil yukarı doğru bir hareket var. Çünkü risk iştahı açık, 0.70 seviyesinin üzerine yükseldik. Yine 5 yıllık ve 2 yıllıklarda yukarıya gidiyor faizler. Yukarıda güvenli liman efektini bir kenara koymuş bugün için. Altında da yükseliş var. Hani alınınca her şey alınıyor, satılınca her şey satılıyor. Artık bu yeni normal mi diyelim artık, bize düşmez ama sanki biraz öyle. Normalde hani işte risk iştahı olduğunda pek altın alınmazdı, güvenli liman olurdu. Şimdi bazen de satış yediğinde borsalar altında satış yiyebiliyor. Bugün borsalar yukarıda, altın da yukarıda. 17 dolar 1950'ye yeniden geldi. Gram altın 470 liraya dayandı. Bitcoin'de de dün 10 bin doların altındaydık. Bugün üzerine attı kendini, 10.300'lerde. Petrol fiyatları dün %6, %7 inanılmaz düşüşler görmüştük. Brent 40 doların altına inmişti. Bugün yeniden attı üstüne, 40.7 dolar. Amerikan tipi %3.5 yukarıda, 38 dolar. Avrupa endeksleri de bu çarşamba gününü yukarıda kapattı. %2'ye varan yükselişler söz konusuydu. Amerika 3 günün ardından bir rahatlama içerisinde. %3 bakın Nasdaq. Apple %4'e yakın yukarıda. Ayın 15'inde yeni ürünlerini tanıtmasını bekliyoruz Apple'ın. Dün %20'ye yakın düşen Tesla sanırım bugün %6 yukarıda. Arkadaşlarımız hepsini göstereceklerdir. S&P %2.7, Dow Jones'ta da %2.5'luk bir yukarı hareket var. Melike'de bakalım hangi notlar, onu dinleyelim. Barış, evet, teknolojide bir çıkış var tekrar. Öncelikle Dow Jones'un bundan istifade ederek 600 puan kendini yukarı taşıdığını söylememiz lazım. Kimler var? Microsoft, Amazon, Apple gibi ağır toplar yine. Ama bu ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir mi sorusu önemli. Zira Amazon karlılığının %120 katı kadar trade ederken, ekonomi %32 daralırken, şimdi teknolojideki bu artışta çok gerçekçi ve çok mantıklı görülmüyor stratejistler tarafından. Wall Street Journal'ın online versiyonuna demeç veren birçok stratejistin bunu tekrarladığını haftalardır zaten görüyoruz. Ama senin de söylediğin gibi şöyle bir geri toparlanma, bu bir iyileşme o sert satışlardan sonra bugün yaşanıyor. Hem de neye rağmen? Covid-19 aşısı ile ilgili negatif bir gelişmeye rağmen. Sen de söyledin, AstraZeneca'nın bu Covid-19 aşısının 3. aşamasında gönüllülerden birinin hiç beklenmedik bir şekilde rahatsızlanması nedeniyle hemen 3. aşamayı durdurma planları onların dün ettikleri yeminle doğru orantılı. Yani yazılı bir şekilde
Bunlar Anthony Fauci'nin de, ya 9 tane firmadan bahsediyorduk dün de, 9 firma CEO'su, özellikle aşılar üzerinde çalışan 9 firmadan bahsediyorum. Biz kesinlikle gönüllülerin ve Amerikan halkının, aşı olacak Amerikan halkının güvenliğini bir numaralı önceliğimiz yapıyoruz. Hükümetten gelecek herhangi bir baskıyı göz ardı edeceğiz veya kar yapımını göz ardı edeceğiz. Bu olmayacak. Güvenlik bir numara dedi ve bu ardından hemen yaşandı. Normal aslında bunlar süreçte karşımıza gelebilecek şeyler ve maalesef kötü tabii ki bir takım gelişmeler dedi Anthony Fauci. İşte o yüzden de 1 Kasım'dan önce aşının karşımıza çıkması ihtimalinin de ne kadar yanlış olduğunu tekrarladı. Bir yandan da Demokratik aday Joe Biden kendisinin özellikle vergi planlarını ortaya çıkarmasıyla birlikte biz popülaritesinin biraz daha arttığını görüyoruz. Çünkü Trump vari bir yöntem kullanıyor. %28 kurumlar vergisi, evet. %10'da ceza yurt dışına para kaçıranlarla ilgili olarak. Fakat Amerika'da iş istihdam yaratan bütün firmalara %10 vergi kredisi verecek. İşte bu bir yandan hani Trump'a karşı bir plan, politika ama nedir? İşe yarayan bir politika. Özel sektör bu çıktığını görüyoruz. Tesla gündemde olanlardan, dün düşüyordu, bugün yukarı çıkıyor. Tiffany's düşenlerden LVMH, ben bu firmayı almayacağım, henüz şimdilik bu şu süreçte almayacağım dediği için. Bir yandan da ABD'de iç politika biraz daha karıştı. Çünkü Barış Trump'ın daha Şubat'ta, 7 Şubat'ta Bob Woodward isimli bir gazeteciye, Washington Post'taki bir gazeteciye verdiği demeç ve video yayınlanmaya başladı. Ne diyor bu videoda? Ben gerçekten koronavirüsün çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Hava yollarıyla bulaştığını da biliyorum. Ve tehlikeli bir virüs. Küçümsedim. Küçümsemeye de devam ediyorum, edeceğim. Çünkü panik istemiyorum. Bunlar... Mesajları yayınlandı ve biraz skandala da yol açtı. Bloomberg terminalinde de ilk çıkanlardan. Bunlar artık Melike, bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey bence... Yani Trump normal karşılıyorum ben bunu. Bir Türk ol yani... Bir böyle bir Türkiye'de yaşayan biri olarak Amerikalılar da normal geliyordur yani. Trump zaten aksi beklenmezdi Trump'tan. Hani bunu kesinlikle. Bu böyle büyük bir skandal Trump. Yo, bence bu Trump yani hakikaten normal. Tam da böyle yapardı. Ortaya çıktı diyorsun. Çok güzel, evet. Ortaya çıktı ve prensesiyle ilgili anketlere son haftalarda baktığımızda aşıdan dolayı kaybettiğini, maskeden dolayı kaybettiğini biliyoruz. Puan kaybettiğini biliyoruz. Yine yakın Joe Biden'a ama puanlar düşüyor. Bu şu son haber ve videoların CNN'de yayınlanması üst üste, Washington Post'ta yayınlanması yine popülaritesini düşürdü. Puanlara henüz bakmadım ama bir %10 daha düşürdüğünü söylüyordu Bloomberg terminali. Bir sonraki yayında da gerçek rakamlarla söylerim. Bunun seçimlerde etkili olacağını düşündüğü için Washington Post ve CNN şimdi ortaya çıkardı. 28 Ocak'ta da böyle bir konuşma olmuş ve önlemler alınmamış diye ana başlıklar. Kesinlikle haklısın. Trump'tan beklenen bir tavır, evet. Ve zaten inkar da etmiyor ama popülaritesi de düşüyor. Bunu da altını çizelim diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. O zaten hem CNN hem Washington onları pek sevmiyor. Zaten onlar da onu sevmiyor. Bakalım Melike, çok teşekkür ederim aktardıkların için. Kapanışta bir kez daha karşımızda olacak. Cem Tözge stüdyomuzda, hoş geldin. Hoş bulduk. Üstad, sohbetimize başlayacağız. Tufan Cömert, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Selamlar Cem. Merhaba Tufancığım, nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Tufan Cömert almış pozisyonunu. Klasik pozisyonunda. Hafta inşallah. Heyecanlı hafta. Aynen, heyecanla bekliyorum haftayı. Eyvallah. İzninle ben stüdyodan Cem Tözge ile başlayacağım. Estağfurullah. Tufan abi de hatırlayacaktır. Aslında geçen biz yaptığımız programdaki çarşamba günü çok net, o zaman bir satış yoktu Amerikan endekslerinde. Satış sanırım cuma günü sert satış başladı. Perşembe başladı. Cuma belki sertleşti. Sen daha iyi hatırlıyorsun. Demiştin ki artık Amerikan endeksleri için ben bundan daha fazla bir yükseliş öngörmüyorum. Hatta işte satış olabilir gibi ben olumsuz bir şekilde konuştuğunu hatırlıyorum. Evet. Hatta sana mesaj atacaktım abi. Helal olsun, tebrik ederim diye. Estağfurullah. Ve 3 gün böyle hakikaten inanılmaz sert satışlar. Nasdaq %10'a varan düzeltmeler, artık neyse, satış yedi. Bugün bir nefes alma, bir rahatlama yaşıyor ama neden öyle öngörmüştün Üstad?
bu satış, yani geçen hafta izleyenler çok net hatırlayacaktır Cem Tözge'nin değerlendirmesini. Neden öyle öngörmüştün, bir satış öngörmüştün? Şu an geldiğimiz seviyeler itibariyle ne düşünüyorsun? Bugün bir tepki var. Devam edecek mi, yoksa tamam barış yaşandı bitti, yeniden yukarı doğru yönümüze mi bakıyoruz dersin? Temel bakımdan iki tane öngörüm vardı. Bir VIX endeksi bir sinyal veriyordu. Yani o VIX endeksinde beklediğimiz, hani o endekslerdeki yeni zirveleri gerektiren rahatlamayı birazcık şüpheli görmeye başlamıştım. Yani oraya da bakmıştık hatta. Evet, bir miktar evet. Yükseliş vardı son zamanda. Bir de tabii bir miktar da dolar tarafında euro'ya karşı değerlenme başlamıştı. Yani o 1.20'lerden. Euro dolar tekrardan 1.19, hatta altına doğru kaymaya başlamıştı. Bunlar temel olarak sebeplerdi ama diğer etkenler, yani bir hastalıkla ilgili ikinci dalga tüm dünyada, Amerika'da tekrardan, ya da birinci dalganın ikinci partisi diyelim, vaka sayılarındaki artış, soluksuz yükselişin hani bir düzeltmesi gerektirdiğini bana işaret ediyordu. Öngörüm buna bağlıydı. Ben de şaşırmadım ki onu orada zaten iki tane hissenin altını çizmiştim. Biri Tesla, biri Apple. Evet. Çünkü bu Tesla'da hani bu 5 milyarlık yeni bir hisse satışı haberi zaten bir miktar orada hayal kırıklığı yaratmıştı. Çünkü Tesla'daki hani uzun zamandır sen de söylüyorsun, bir senelik prim inanılmaz. Sen galiba %400 falan, dün bir tablo göstermiştik değerli evet. Arkadaşlarımız dünkü, yine onlardan bir kez daha rica edelim. Müthiş bir yükseliş müthiş var. Müthiş bir yükseliş var. Bir de tabii bu Tesla'nın S&P 500'e girmemiş olması, öyle beklenti vardı. Hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı oldu. Bu satışları beraberine getirdi. Tabii Apple endeks ağırlığı bakımından kıyaslanmayacak kadar önemli bir hisse. Bu da ona ayak uydurunca bu son 3 günde %10'luk bir geri çekilme yaşadık. Ki hani şunu düşünüyordum zaten. Eğer böyle bir düzeltme olacaksa Amerikan endekslerinde, bu hani ne bankacılık sektörüyle olur, ne enerji sektörü olur. Zaten bu endeksler zaten dip seviyelerde. Burada Bu bir düzeltme mi? Tabii hala bir düzeltme. Yani bunun bir düzeltme olduğunu hala düşünüyorum. Hatta bugünkü harekete de çok kuşkulu yaklaşıyorum. Ha, yani düzeltmenin bir tepkisi olarak görüyorum açıkçası bugünkü hareketi. Yani düzeltme bitmedi. Bitmemiş olabilir. Bitmemiş olabilir. Olabilir. Çünkü bunu hala ne euro dolar paritesi ne VIX endeksi teyit etmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Hatta biraz sonra da birkaç teknik bir şey de göstermek istiyorum. Nasdaq'la ilgili tamam, bir grafiğini açarsam. Tabii ki Nasdaq'ı da açayım burada. 11.500'lere yakın. Evet. Evet. Burayı bir hani bir ortalama atarsak mesela, bir 50 günlük ortalama atalım. Bir de bir 100 günlük ortalama atalım. Tamam. Hemen. Evet. Mesela, ben 200 günlüğü kaldırayım abi, istersen daha rahat görünür. Evet, 200'ü kaldıralım. Evet. Yani mesela buradan bir 50 günlükten çok ciddi bir tepki geliyor. 50 günlük şu an görünüyor ekranda. Evet. Mor değil mi o? Evet, mor. Pembe gibi. Hatta bak, net yapmak için şöyle bir şeye bakalım. Şu en alt seviye var ya. Evet. Oradan bu zirveye bir Fibonacci atalım. O kadar güzel çalışan bir şey oldu ki, formasyon oldu ki orada. Evet, canlı yayında teknik analiz. Evet, Tufan'dan. Buradan Fibo şurada galiba. Evet. Yapabilirsen bu arada abi. Yani yok, yaptın, çalışmadık yaptın. Değerli izleyicilerim, onu da söyleyeyim. Bilmiyorum doğru atabildim mi hocam? Doğru atabildim mi? Gerçi evet, 3 aşağı 5 yukarı aynı yere denk geliyor. Şurada gördüğüm bir seviye var ya. Evet. 10.250. Yani zaten burası tam o 100 günlük hareketli ortamın hemen evet, geçtiği evet, yer. Hemen evet. 100 günlük ortalamaya. Yani ben şundan hala çekinceliyim. Eğer bu 50 günlük hareketli ortalamayı kırarsa buraya kadar bu endeksin yani yaklaşık bir %10 daha geri çekilme potansiyeli var. Yani, Nasdaq. Yani için 10.250'lere kadar. Evet. Doğru mu? Hala böyle bir senaryo olabilir diye düşünüyorum. Peki. Buradan devam edeceğiz. Tufan Cömert'e döneyim. Tufan abi, sen de lütfen yanlışsan beni düzelt. Barış yanlış hatırlıyorsun de. Sen biraz daha olumlu hareketin devam edebileceğini düşünüyor muydun? Yanlış, evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Lütfen. Hani sen senden de bu süreci, hani bir yaşadığımız o 3 günlük o sert satış ve bugünkü tepkiyi, senden de bir değerlendirme alalım bu süreci ve tabii bundan sonrası için de görüşünü merak ediyorum. Tabii ben yani biraz daha orta vadeye bakıyorum. Yani hani şu anlamda işte arka planda şu ana kadar borsaların yükselmesine sebebiyet veren temel faktörler değişmediği sürece yaşadığımız her şey düzeltmedir. Bu da herhangi bir bahaneden olabilecek bir düzeltmedir mantığıyla yaklaşıyorum. Şimdi bu nereden çıktı? Niye böyle oldu? Cem zaten özetledi. Hani birkaç tane teknoloji hissesi önderliğinde başlayıp
akabinde diğerlerinde yayılan böyle bir genel satış dalgası oldu. Bu satışla beraber dolar talebinin de arttığını gördük. Hani dolar endeksindeki güçlenmenin bir kısmını da buraya da atfedebiliriz. Velhasıl geldiğimiz noktada bu sefer petrol fiyatındaki yükseliş, ki aslında Suudi Arabistan'ın fiyat indiriminin akabinde geliyor bu önce düşüş sonra yükseliş. Bunun verdiği destek, teknoloji şirketlerine gelen tepki alımları derken şu an endekslerde görece iyimser bir seyir var. Şimdi açıkçası borsalar tarafında yani benim temel düşüncem şu. Evet, iyimserim. Yani hani bir düşüş beklemiyorum. Cem'in bahsettiği gibi hani ufak düzeltmeler, düzeltme içindeki düzeltmeleri vesaire, onlara çok bir şey demiyorum. Onlar zaten herhangi bir sebepten olabilir. Ama benim gördüğüm şu, aşağılar borsalarda sınırlı, yukarılara gitmek için de şu anda o şey ivme, yani gaz, istek, işte ismini ne koyarsak, o ciddi şekilde azalmaya başladı. Şimdi bizim tarafa döndüğümüzde illa ki bunu konuşacağız ama hani biz belli aralıklarda sıkıştık, hani bir hikayesiz kaldık falan diye. Şimdi aynısını Amerika için baktığımda da aynı şeylerin yazılmaya çizilmeye başlandığını görüyorum. Yani burada sadece sanıyorum bir seçim sonrası, seçim sonucu, işte ondan sonra kadroların nasıl oluşacağı, ekonomi politikalarında ne gibi değişiklikler yapılacağı, işte bugün biraz önce Melike'nin anlattığı gibi vergi politikalarındaki yeni değişiklikler vesaire. Bunların gündeme gelmesiyle borsaların yön bulacağı bir dönem olacak diye düşünüyorum. Yani kabaca işte Eylül, Ekim ve Kasım'ın ortasına kadar 2,5 aylık dönemde bence borsalarda yukarı hareketinde çok heyecan vermeyeceği, işte bir aşağı bir yukarı gideceğimiz, belli aralıklarda işlem göreceğimiz bantlara sıkışmış durumdayız. Peki Cem Sözge, burada ABD için gerilimin yeniden aslında biraz devreye girdiğini de gördük. Trump'ın bu haftada bolca açıklaması oldu Çin karşıtı. Bunlar hem bu mesele hem de aşı konusunda da haber akışı çok yoğun. Önce Trump işte Ekim ayında aşı hazır olabilir dedi. Bu Amerika'da bulaşıcı hastalıkların önlenmesi komitesinin başındaki Fauci var. O hani acele etmeyelim, Kasım'a hazır olmayabilir, seçim öncesinde hazır olmayabilir dedi. İşte AstraZeneca'dan haberleri veriyoruz. Önce biraz askıya aldılar ve haftaya yeniden dönebilir diye Financial Times'ın da bir iddiası var bu aşı denemelerine. Bu haber akışına baktığında hem Çin meselesi hem bu aşı meselesi, bunların önümüzdeki dönemde hem Amerikan hisse senetlerine hem de bu küresel risk iştahı da oradan hani kaynaklanıyor ve devam ediyor desek, nasıl etkileri olabilir? Şimdi bir kere hani şu anda endeksler ve piyasalar üzerinde giderek hissedeceğimiz fiyatlama Amerikan başkanlık seçimleri olacak. O mu? Yani nesi olacak abi? Yani orada biz neyi fiyatlayacağız? Trump şunu mesela şu açıdan. Trump kazanırsa borsa yükselir. Biden kazanırsa borsa düşer. Yani böyle bir tema var mı elimizde? Hani neyini fiyatlayacağız? Yani borsalar Trump'ı olumlu karşılayacak. Yani en azından şunu biliyoruz. Trump olduğu sürece Fed çok uzun süre faizi arttıramayacak. Ve yani baskı olur diyorsun. Olur. Yani zaten geldiğinden beri yani bu Trump'ın en hassas olduğu konu borsa performansları. Bu piyasalar üstünde bence giderek daha fazla artan bir dalga yaratma potansiyeli taşıyor ki hani bugün itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 55 gün kaldı. Ve giderek bir seçim sürecine giriyoruz. Ve hani burada ilginç olan öngörmek de çok zor. Yani İşte bu sabah bir anket var. Trump ilk defa öne geçmiş gibi gözüküyor. Ama başka anket geliyor. Hala 10 puan fark var. İşte Melike biraz önce anlattı. Trump'ın eksisine hala yazılıyor son konuşmalar, kayıtlar. Bir kere bunun hala ben fiyatlarda olmadığını düşünüyorum. Florida mesela başa başa gelmiş gibi artık. Yani Trump arayı Florida'da önemli eyaletlerden bir tanesi bayağı kapatmış gibi. Joe Biden da 15 Eylül'de Florida'yı ziyaret edecekmiş. Hani baktı orada fark kapanıyor. Bir gideyim ziyaret edeyim noktasına gelmiş. Yani bir kere bu fiyatlara girecek ki yani Trump'ın seçildiği dönemi hatırlayalım. Kamuoyu yoklamaları tamamen yanılmıştı. Bu zaman da yanılabilir. Ama bu tabii çok büyük bir belirsizliği beraberinde getiriyor. Yani sonuçta Trump beğenelim ya da beğenmeyelim kuvvetli bir lider. Ama hani Biden'ı bilmiyoruz. Ve gördüğümüz kadarıyla normalde güçlü bir lider olsa zaten bu pandemi ortamı bu kadar sağlıksız bir sağlık sistemi, yani başarısız bir sağlık sistemi ile yoluna devam eden Amerika'da büyük bir ihtimal Trump seçimi kaybederdi ama Biden şu anda hayal kırıklığı yaratmış durumda bence anti-Trumpçılara karşı. Bu birinci bir etken. Dediğin gibi aşı tabii ki çok önemli ama hani ben bir sağlık uzmanı değilim ama okuduğumuz, gördüğümüz yorumlar Kasım'a kadar, bu seçimlere kadar yetişecek gibi gözükmüyor. Hani belki Trump'tan bir açıklama gördü, işte 1 Kasım mı olur ya da 3 gün mü olur
seçime kala. Bu tabii ikinci bir risk unsuru oluyor ama ben hep aşı olayına şöyle bakıyorum. Her geçen gün yaklaştığımız için aşı gerçeğine ya da bir çözüm olayına, bu bence piyasalara olumlu tepki verme potansiyeli taşıyor. Üçüncü dediğin etken de tabii ki Amerika-Çin ilişkileri. Çin mesela. Evet, yani Amerika, Çin, bu kamuoyu yoklamalarında Trump ne kadar geri düşerse ya da bu sağlıkla ilgili konularda ne kadar başarısızlığı devam ederse Çin olaylarını gelmeye devam edecektir Trump. Öyle daha da gündeme getirir diyorsun. Tabii ki, yani öyle bir durum oldu. Ama hani Biden gelince de Çin'le işler harika olmayacak. Çünkü artık onun da argümanı Çin. Ama tabii Trump bunu daha fazla kullanıyor. Tabii burada önümüzdeki süreç dediğim gibi Amerika-Çin ilişkileri için daha sıcak günlere giriyor. Zaten hani Tufan da biraz önce özetledi. Yani ben de net olarak yükseliş trendinin bittiğine piyasaya inanmıyorum. Yani eninde sonunda bu düşük faiz ortamında paranın getiri arayacağı yer bir kez daha borsalar olacaktır. Ama öyle bir sıcak 2-3 aya giriyoruz ki şu anda bir sıkışma daha olası gözüküyor. Peki. Endeksler için. Bu arada bu Real Clear Politics'in bir Bloomberg terminindeki anketleri derlediği bir oran, onu söyleyelim. 49.9 Biden, 43 Trump görünüyor. Yani tabii burada şöyle Trump'a baktığımızda bir toparlanma da var şeyden sonra. Bu Temmuz sanırım, değil mi? Temmuz'da çok daha düşük seviyelere inmiş. Trump burada biraz yukarıya doğru adım adım. Tabii ekonomik verilerin burada çıktığını görüyoruz. Etkisi var. Evet. Oralarda 40'lara kadar inmişti. 40'tan 43'e toparlamış. Biden hala yukarıda görünüyor. Veriler iyi geliyor Amerika'da. Evet. Tabii bu birazcık hani şey yapıyor. Trump'a destek veriyor. İşsizlik verisi 8'lere düştü. 8.4'e düştü Amerika'da. Evet. Hemen buradan Tufan abiye döneceğim. Tufan Cömert, bu seçim konusu işte ABD, Çin, aşı, bunlar dedi ki Cem Tözge, Barış, daha önemli olan ABD seçim bizim için. Hani piyasa haber akışı açısından. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani şimdi verilere baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı aynı tema devam ediyor. İşte pandemi sonrası ekonomilerin açılmasıyla her yerde ekonomik verilerde bir iyileşme söz konusu. Yani Türkiye'de de öyle, Amerika'da öyle, Çin'de de, Avrupa'da her yerde aynı şey var. Şimdi ne olacağını da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde de hani ekonomi geriden geldiği için verilerin 3 aşağı 5 yukarı gene hangi yönde geleceğini de biliyoruz. Demek ki bundan sonra piyasalara yön verecek ana konu bu değil. O zaman ne kalıyor elimizde? İşte gene Trump hikayesi, seçim hikayesi kalıyor. Şimdi burada açıkçası ben de çok net bir senaryo çizmek gerekir mi, olursa nasıl olur, çok emin değilim. Yani burada evet, hani Trump sonuçta test edilmiş, tarzı gayet bilinen piyasa tarafından bir lider. Dolayısıyla bunun ekonomiye, piyasalara, işte Fed üzerindeki baskı demeyelim de yönlendirme diyelim. Neyse, bunları nasıl yapacağını zaten yine biliyoruz. Yani 4 sene boyunca neyle karşı karşıya olacağımızı yine piyasalarda biliyoruz. Şimdi Biden'ı bilmiyoruz. Yani evet, ekonomi tarafında birkaç şeyler açıkladı ama kadrosu, piyasalara Obama'dan yaklaşımı... Obama'dan bilmiyoruz hocam. Başkan yardımcısıydı adam. Başkan yardımcı hani biraz da aslında sembolik bir şey ya, acil durumda biraz kullanılıyor. Yani öyle Amerikan dizilerinde devreye giren yok. Başkan yardımcılığı. Aynen. Aynen, neydi, bir tane meşhur dizi vardı, seyrediyorduk. Neyse, yani onun gibi bir durum aslında. Evet. Dolayısıyla çok bir fikrim benim yok Biden'ın getireceği konusunda. Ama Türkiye açısından hani daha önce de konuşmuştuk. Demokratlarla önceki ilişkilerimize baktığımızda genellikle tatsız dönemler oluyor. Dolayısıyla tüm dünya için olduğundan biraz daha fazla Türkiye herhalde biraz daha defansif durumda kalacaktır piyasa anlamında. Peki Turgay Ozaner'i ekranlara getireceğim ama ekranlarımıza yansıttığımız ABD sürpriz endeksi sitenin hazırladığı. Bu endeksin yukarıya gitmesi demek, Cem abi de söyledi, Tufan abi de söyledi, hani Amerika'da veriler iyi geliyor. Beklentinin üzerinde veriler geldikçe burada grafik yukarıya gidiyor. Mayıs'tan sonra aslında Haziran'da çok net, Temmuz'da, Ağustos'un da bir kısmında genelde beklentinin üzerinde Amerika'da veriler evet. gelmiş ve endekste yukarıya doğru gitmiş. Yani Amerika'nın beklentiden iyi toparlandığını gösteren bir grafik gibi sanki. Turgay Ozaner'i dinleyelim, sonra bizim borsamızı soracağım değerli iki konuğuma, ama önce Turgay Bey. Burada hisse senetlerini ayrı bir yere koyuyorum.
Hisse senetleri dolar bazında gerçekten inanılmaz seviyelerde. Yani dünyanın bu fiyatlamalarına bakınca biz çok geride kaldık. Yani MSCI endekse ortalamalarına göre geri kaldık. Bizim kendi dolar bazında ortalamalara geri kaldık. Şimdi dolayısıyla çok aşağıya potansiyeli görmüyorum. Dünya bu şekilde devam ederse, ama dünyada satış baskısı devam edip bu volatilite devam ederse biz de bundan nasibimizi alırız. Dolar kısmına gelince, dolar kısmı çok ilginç o da. Ben şöyle görüyorum doları. Maalesef yabancı yatırımcı pozisyon açmıyor dolarda. Yani özellikle bu geçen Mart'tan başlayan süreçten sonra, bu sene değil evvelki seneden bahsediyorum, yabancı yatırımcı hem hisse senedi piyasasında hem işte bono piyasasında hem dolar TL'den çok çok uzaklaştı. Açmadığı için biz bir şekilde kendi kendimize kaldık. Bireysel yatırımcı öyle veya böyle dolar pozisyonunu, yani yabancı para birimi pozisyonunu bozmuyor. Bir şekilde onu tutmaya devam ediyor. O çözülmediği sürece de dolar TL'nin geri gelmesi biraz zor görünüyor. Bir de şöyle düşün, doğal bir alıcı var her zaman dolar TL'de. Yani özellikle bu yap işte devletlerle, hazine garantiyle alınan krediler, yani işte köprüler, yollar. Yani bir şekilde bunlar her ay bankalardan aldığı kredileri ödemek için piyasadan dolar almak zorunda kalıyorlar. Devam ediyoruz Cem Tözge ve Tufan Cömert'le. Cem Tözge, Borsa İstanbul. Bu tablodan biz bazen farklı ayrıştık. Yani olumlu ayrıştığımız günler de oldu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun biz? Bizde nedir durum? Şimdi açıkçası bizde hani birkaç gündür yukarı gitme iştahı var. Ama mesela dün hani yurt dışı ya da birkaç gündür bu yurt dışındaki dalgalanma bunun önüne geçti gibi gözüküyor. Bizde iki tane unsur önemli. Bir tabii ki yurt dışındaki seyir. İki, kur. Tabii kur her zaman borsa üstünde şu anda bir risk unsuru oluşturmaya devam ediyor. Hani bir algı gibi düşünmek lazım. Mesela şu anda bir hani 7.50 seviye, sen de biraz önce söyledin, sanki orada bir set var. Şimdi tam sınırdayız. Yani euro TL olarak baktığımızda yeni bir zirve gördük. Tabii şimdi kur yukarı gittikçe her ne kadar değerleme bakımından biz oldukça cazip de olsak, algıdaki o tedirginlik bir şekilde bankacılık endeksine örnek veriyorum baskı yaratıyor. Bankalar gidemeyince endeks işte yan kağıtlarla bir yere kadar gidebiliyor. Zaten çok ciddi bir yabancı yani çıkış olduktan sonra katılım da görmüyoruz. Ki hani hacimlerde çok ciddi bir azalma gördük son birkaç hacim gündür. Düşüşü önemli mi? Ya önemli tabii, yani sonuçta baktığımız zaman mesela hani bugün de örnek vereceğim ya da dün de mesela aynı şey söz konusuydu. Hani bir an bakıyorsunuz ilk dört futbol takımı dışında hacim yok. Yani hocam hani, bir şey soracağım. Bugün baktım arkadaşlarımıza böyle şey, bir an baktım böyle en çok işlem hacim şey zannettim. Birincilik sıralaması gibi mi? Süper Lig'de sıralama falan zannettim ben. Allah evet. Allah. Yani dedim ben bir beyin sports mu izliyorum, boyun fark mı izliyorum? Yani bir Başakşehir eksik değil mi? Aynen bir Başakşehir. Yani enteresan yani, değil mi? Tabii tabii. Sonra ama araya şeyler kafaya girdi. Hani işte, böyle futbol tabiriyle kafayı uzattı. Petkim Tüpraş. O niye girdi? Orada da Sayın Bakan'ın açıklaması değil mi? Yeni i̇şte sürprizler gelebilir. Yeni, yeni bir sürpriz, ikinci bir müjde beklentisi. Yani, bir anda Zoran girdi oradan. Aynen falan. Zaten hani hacim şeyini gör. Öster son 2 saatlik hacmi. Hani 2 katına çıktı. Günlük hacmi yarısını son 2 saatte yaptı endeks. Yani hani endeksin böyle bir olumlu bir habere ihtiyacı var. O kesin. Ve çok ciddi bir yabancı çıkışı olduktan sonra artık çıkacak yabancı da kalmadı. Biz bize kaldık deriz ya. Hani geçen biraz önce Turgay Bey dedi. Yani endeks bize kaldı. Yabancı gerçekten yok. Zaten son birkaç haftadır yabancı çıkış rakamlarından görüyoruz. Yani zaten minimum müşteri yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yabancı şu anda piyasada. Önemli teknik seviyelerin... Özür dilerim abi. Evet. Sadece Ağustos'ta 817 milyon dolar satış yapmış yabancılar. Doğru. Ama son 2 haftadır şey var, bir azalma var. Onu görüyoruz yani. O eskisi gibi yani kötü günde de yurt dışı çok yıkılırken de biz yıkılmıyoruz. Ve hani mesela sen burada grafikte de açtın şimdi. Aha. Orada iki tane önemli ortalama var. 200 günlük ve 100 günlük ortalama. Bunun üstünde kapanmayı bir şekilde başarıyoruz. Oraya 100 tutunuyoruz. 100 günlük ortalama 1086, 200 1087 neredeyse aynı yerde. Aynı yerlerde evet. Yani dediğim gibi. Burada bir sıkışma var mı? Sıkışma var. Borsada. Evet. Ama dediğim gibi piyasanın bir olumlu haber ihtiyacı var. O kesin. Olumlu haber. Evet. Müjde mesela. Ya, olabilir yani.
Ama öbür müjdeyi aldık verdik. Aldık verdik. Yani tabii biraz buraya bir yabancı katılımının olması lazım. Yani yerliler bir yere kadar götürebiliyor endeksi. Dediğim gibi hep bir tarafımızda gözümüz... Bir yerde 120 binler işte. Yani evet. 1200'de. Evet. Yani hani şu andaki konjonktürde hani bir önce gördüğümüz o 1140 seviyesi belki hani iyimser sınırda gidebileceğimiz yer ama yabancı katılım olmadan ötesi bir yükselişi öngörmek fazla iyimserlik. Abi Tufancı Mert'e döneceğim ama net sorun. Yabancı katılımını destekleyecek bir şey var mı? Ya da bir ya Barış bak bu olacak yabancı katılımı gelebilir buradan. Bu güzel bir haber olabilir. Ne bileyim merkez olabilir, YEP olabilir. Başka bir kere kurda stabil bir ortamın sağlanması lazım. Yani sonuçta hani her gün küçük küçük adımlar da olsa dolar TL'deki değer kaybı yabancının o Türkiye giriş çıkışındaki bütün hesaplarını alt üst ediyor. O net. Yani buraya giriyorsun bir banka hissesi alıyorsun ya da büyük bir hisseye giriyorsun. 7.40'la 7.30 dolarla giriyorsun. Sonra bir ay sonra bakıyorsun dolar TL olmuş 7.50. Yani oradaki zaten hani fonların yani kısa hedge fonların zaten oradaki getiri amaçları %5, %10. Onu kurdaki kur riskini ayarlayamadığı için bir şekilde kenarda kalmaya devam ediyorlar. Bizim yani öncelikle kur tarafında bir stabil ortam sağlamamız lazım ki yabancı buraya gelsin. Yoksa hani Türkiye'nin hikayesi tabii ki her zaman var. Yani Türkiye'de... Seneye %5 büyüme hikayesi. Yani bir %5 büyüme hikayesi, işte dolar bazında ucuzluk hikayemiz, bazı şirketlerimizin bu dönemde çok iyi bilanço getireceği gerçeği, yani hikaye yaratabiliriz. Ama dediğim gibi peki, bir şekilde kur tarafını daha stabil sağlamamız, tutabilmemiz lazım. Tufan Cömert. Evet. Spor İstileri arkadaşlarımız getirdi ekrana. Yani bu tabii bir şey diyeceğim ya ben. Yani bu bugünü gösterdiler. Yani şuraya bir Fenerbahçe hissesi atacağım. Benzerini diğer şirketlerde görebiliriz ama bence bu çok net olduğu için Fenerbahçe, ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe hissesini şöyle gösteriyorum. Bana nispet yapıyor burada. Sen Beşiktaşlı değil mi evet. Abi? Evet. Yani müthiş bir performans var Fenerbahçe hisse senedi. Son bir yıl. Tufan abi zaten sen biliyorsundur grafiği ama inanılmaz bir hareket. Kocaman bizim da yazdım. Bir dönem hani ufak hisselere hep bakardık ya bunlar da işte o performansı sergiliyorlar şu anda. Yani buraya Galatasaray'ı yazsam da benzer. Galatasaray'ı da yazayım. Benzer şey. Trabzonspor biraz daha dik oluyor hatta son aylarda. Öyle mi? Bu Galatasaray. Yani şimdi evet. Tufan sen de bakmaya başlamışsın bakıyorum. Hiç bakmazdın bunu. Yani mecbur kaldık artık. Ne piyasada hareketlerdeyse hepimiz oraya gidiyoruz. Yani başka yerde bir şey olmuyor. Ya sen onları çizerken ben biraz hani ne düşündüğümüzü lütfen anlatayım orada. Lütfen. Şimdi endekste en son Temmuz sonunda 1150'yi görmüştük. O günden sonra genel olarak aslında yukarısı 1150, aşağısı kabaca 1050 gibi böyle işte eski tabirle 5000 puanlık bir bant arasına sıkıştık. Yani 1050'nin altına sarktı ama oradan gelen kuvvetli alımlar da zaten yukarı gitti. Şimdi yani neredeyse 1,5 aylık bir süre içerisinde endekste ciddi bir şey görmüyoruz. Bir yön değişikliği görmüyoruz. Ki bu dönemde aslında görece baktığımızda işte Amerika'nın, MSCI gelişen ülke endekslerinin hepsinin gayet güzel performans gösterdiği bir dönemdi. Şimdi bizim bu kadar aşağıda kalmamızın, bu kadar geride kalmamızın nedenini başka yerde aramak lazım. Yani burada işte ilginin Trabzon'a, Fenerbahçe'ye kayması falan değil de hakikaten başka bir şeye bakmamız lazım. Onu da Cem'in söylediği gibi kur seviyesine bakmamız lazım. CDS'imize bakmamız lazım. Şimdi geldiğimiz noktada hani kuru belki daha detaylı konuşmak lazım ama kurdaki artış hani hızlı bir şekilde sürüyor. Hatta CDS'de gerileme gördüğümüz günlerde dahi kurun yukarı gitmeye devam ettiğini gördük. Dün de Sayın Bakan Berat Albayrak'ın bir açıklaması vardı. Yani bir işte Bloomberg News'e verdiği şey vardı soru cevap kısmında. Kur tarafında rekabetçi kur söyleminin devam ettiğini görüyoruz. Yani burada çok net bir şekilde geçen yıl cari fazla verdiğimizi, bundan sonraki süreçte de bunun aslında amaçlandığını, dolayısıyla kurun biraz daha rekabetçi olmasına ikna olduğumuz, kani olduğumuz hani böyle bir ortam arzu edildiğini ben anlıyorum. Yani buradan benim düşüncem şu, kurun çok aşağı gelmesini istemiyoruz. Bir miktar daha yukarı gitmesine de en azından faiz tarafına tepki vererek çok da karışmayacağız. Benim anladığım bu açıklamalardan. Şimdi burada aslında
hani volatilitenin artmadığı, insanların çok canının yanmadığı bir kurdaki artış gördüğümüz bir dönemde borsadaki performansında birazcık daha iyi olması beklenebilir. Ama ve lakin bu sefer devreye işte Türkiye'nin jeopolitik riskleri girmeye başlıyor. İşte hala bizim Doğu Akdeniz'deki, gerçi yarın bir görüşme olacak ama Türk ve Yunan askeri heyetler arasında NATO'da hala bu tarafla ilgili kaygılar var. Evet, NATO ile alakalı, aynen. Dolayısıyla bu geldiğimiz noktada işte hani çok bizim gene bir satacak, yabancıyı ikna edecek bir hikaye bulamıyoruz. Şimdi ucuzluk önemli mi? Kesinlikle önemli ama kimse bir ucuz diye bir malı almıyor. Yani o malın ucuz olmasından ziyade nereden döneceğini herkes bakıyor. Şimdi biraz önce bankalara bakıyordum, fiyat defter değerlerine. İşte Halkbank'ı hep söylüyorduk ama Yapı Kredi, İş Bankası, bunlar da 0.37, 0.38'de işlem görüyorlar. Yani onlar da geldi mi oraya kadar? Biz hep yani şey derdik ya, şu anda Halkbank neden işte 0.3 defter değeri, Amerika'da dava var. Abi senin söylediğin özel bankalar, evet, oraya kadar. Yani onlar da geldiler, aynen. Yani bankalarda şey devam ediyor, hala o satış devam ediyor. Ama gene Cem'in biraz önce bahsettiği gibi son açıklanan aylık yabancı verilerine baktığımızda bankalardaki satışın biraz hız kestiğini görüyoruz. Hala devam ediyor ama en azından biraz daha yavaş devam ediyor. Şimdi artık bence geldiğimiz noktada yabancının da, hani yerli yatırımcı için de geçerli, hani buralardan artık banka satmaya çok gönülleri el vermiyor diye düşünüyorum. Ama gene söylüyorum, bu yani ucuzdur diye borsanın yukarıya gitmesine veya yeni talep gelmesine yol açacak bir sebep değil. Kurdaki stabilizasyon, faiz tarafında Merkez Bankası'nın bence biraz daha kararlı adımlar atması. Yani fonlama birkaç zamandır işte 10-15, 10-16 civarlarında sıkıştı. Daha fazla sıklaşma olmayacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi yeni yeni hikayeler olabilir diye herkes bekliyor. İşte biraz önce gene Cem'in söylediği gibi işte ikinci müjde olabilir. İşte yeni bir KGF benzeri bir program mı gelir gibisinden. Bunlarla borsada hikaye yaratmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde. Peki, bir araya gidelim izninizle. Aranın ardından sohbetimizi sürdüreceğiz efendim. Hisse senedi piyasalarında yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum dedi Amerikan hisse senetleri orta ve uzun vadede Tufan Gömer. Cem Tözge, bu düşük faiz ortamında paranın önünde elinde sonunda gideceği yer hisse senetleri olacaktır dedi bir önceki bölümde. Ya tabii Tufan Gömert'ten aldık yorumu, Cem Tözge ile devam edelim. Petkim Tüpraş. Yani bugünkü hareket hakikaten arkadaşlarımız en çok işlem görenleri de ekranlara getirirse ve en çok yükselenleri de rica edelim. Petkim Tüpraş'ı da rica edelim. Tamamen o mudur yani bugünkü hareket? Odur. Yani ilk müjde haberinde aynı senaryo yaşadık. Kağıtlar hızlı bir şekilde tavana gittiler. Daha sonra orada belli satışlar oldu. Benzer bir hareketi görüyorum açıkçası burada. Yani evet, enerji şirketlerinin eş anlamlı yukarı gidiyor olması buna bağlı işte. Zorlu Enerji, Zoran. Zoran. Evet. Yani, enerji şirketlerinde var. Petkim %10 en çok yükselen. ODAŞ. ODAŞ Elektrik, Kardemir'de. En çok yükselenlere de bakalım değerli arkadaşlar. Zoran %10'a yakın yukarıda. ODAŞ'ta %5'e yakın prim var diye ifade ettik. Emlak Konut'ta 0.55. En çok artanlarda da Petkim, İpek, Zorlu, Kartonsan görünüyor. 84.5'a geldi. Bu %7 yukarıda Tüpraş'ta. Şöyle ben yazmış olayım. Bu yine son bir yılın grafiği. Tek bir fark Tüpraş'ta var. Bir önceki müjde haberiyle. Şurası bir önceki aynen müjde haberim abi. Evet, aynen. Galiba şurası değil mi? Aynen, aynen. O gün kurda da geri çekilme çok hızlı olmuştu. Ha, kurda da bir aşağı doğru hareket olmuştu. Bu seferkinde olmadı. Öncesinde olmuştu ama. Açıklandıktan sonra da bu sefer yukarı gitmişti. Kur borsa evet satış yemişti. Aynen. Ama haber geleceği, tabii öncesinde müjde gelecek denince kur da aşağı gelmişti. Olmuştu. Kur evet aşağı gelmişti. Evet. Bu sefer onu yaşamadık. Tufan Cömert, Petkim Tüpraş bir, yani bir heyecanlandı gene enerji tarafı. Aynen öyle. Diğerleri de. Sen ne diyorsun? Yani... Ya aynen, yani ilk müjde haberinde olduğuyla birebir aynı senaryo çalıştı. Yani işte ikinci seansın sonlarına doğru.
Tüpraş, Petkim, enerji şirketleri. Mesela benim ekibim Akenerji var. O da keza taban kapandı. Sonra hatta bir miktar çimento ve cam şirketlerine de biraz sirayet etti. Hani malum. Hatta ikinci turu da geldi diyorsun ya. Aynen, yani onun da o ikinci şeye de türevi de gelmeye başladı. Şimdi tabii piyasa aynen ilk seferinde olduğu gibi bunu ilk başta bundan heyecanlı bir şekilde satın alıyor ama yani hani açıklamalardan da gördük. Hani bugünden yani olacak bir şeyden bahsetmiyoruz. En iyi ihtimalle daha 2,5-3 senelik bir olaydan bahsediyoruz ki en iyi ihtimalle. Yani o yüzden bu tepkiler bana çok heyecanlı geliyor. Hani keşif falan küçümsediğimden vesaire değil ama hani bir anda işte kağıtların taban kapanması, ondan sonra hemen bunun hangi şirketin işte satılan malı maliyetine ne şekilde yansıyacağı falan. Bunlar fazla heyecanlı fiyatlar. Ama dediğim gibi piyasa hareket istiyor, piyasa heyecan istiyor. Piyasa aslında yukarıya gitmek istiyor, bir bahane olsun istiyor. Sene başından bu yana 488 bin yeni hesap açıldı. Özellikle son bir ayda da aslında bunların devam ettiğini görüyoruz. Gerçi halka arzlar da geldi çoğunda ama şimdi onların da yeni hikayelere ihtiyacı var. Dolayısıyla böyle sanıyorum. Yani hani dediğim gibi endeks bazında çok bir yere gitmeyeceğiz ama böyle hikayelerle zaman zaman heyecanlanacağız. İşte güleceğiz, eğleneceğiz bazı şeylerle. Peki burada biraz Merkez Bankası tarafına ve işte sıkılaştırma politikalarına geçmek isterim. Bugün repo ihalesinde basit faiz %11'in yine üzerinde oluşmuş ve bankalarası piyasada da bir yükseliş var. Şu konuşuluyor, ağırlıkta ortalama fonlama faizi 10-15'lere geldi ve hani sanki orada biraz durdu. Yataylaştı. Evet. Yataylaştı gibi bu değerlendiriliyordu. Buradan ekstra bir sıkılaştırma, Cem Tözge konuşuluyor mu, bekliyor mu, yeni bir sıkılaştırma gelir mi? Ve bunun acaba kura etkisi ne olur önümüzdeki dönemde? Senden bu konuda bir yorum rica edeyim. Şimdi hani Merkez Bankası toplantısına gelecek olursak 24 Eylül'de toplantımız var. İşte yaklaşık önümüzde 15 günlük bir süreç var. Şunu gördük ki 7.40-7.50 bandında Merkez Bankamız bu ağırlıklı ortalama fonlama faizinin 10-15'ler seviyesinde işte bir 10-16 oluyor, 10-17 oluyor, 10-15 oluyor. Bu seviyede kalmasını tercih ediyor gibi gözüküyor. Ki hani 7.5'ları hızlı bir şekilde kırıp 7.60'lara doğru bir hareket olmazsa ben ortalama fonlamanın PPK'ya kadar bu seviyelerde olmasını daha yüksek ihtimal görüyorum. Zaten bu seviyede kalması da bence son hani bir haftadır dolar TL'nin hani ruble veya da Doğu Avrupa para birimlerini hariç tutarsak göreceli olarak düşük performans göstermesine bağlı olabilir. Çünkü hatırlarsan ne konuşuyorduk bundan 2-3 hafta önce? Merkez Bankası toplantısına kadar geç dikitte penceresinde aktif olarak kullanılmasıyla ortalama fonlama 10.5-11 civarında bir oranla bizi PPK'ya götürecek gibi beklenti vardı ama ne zaman bu ortalama fonlama burada sabit kaldı? TL bir miktar baskı altında kalmaya başladı. Bir de ikinci bir unsurda piyasadaki bu API fonlaması dediğimiz yani piyasaya verilen TL miktarında bir ay önce göre çok ciddi bir artış var. Ki bunun da hani bir sebebi var aslında. Bunun ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani burada Merkez Bankası ne yapar dediğim gibi 7.5'dan 7.60'a doğru bir önümüzdeki süreçte bir hareket olursa bu tarafta birazcık daha sıkılaştırma tarafını geç dikitte pencesini aktif olarak kullanarak yapabilir diye düşünüyorum. Sen kurda peki yani şu an mevcut biraz da bugün yurt dışında dolar endeksi de çok hafif de olsa aşağı geldi. Bizim dolar TL'de bu 7.50 hani dedik ya biraz sınır gibi onun kıyısında oranın yakın zamanda aşılmasını bekler misin diyeceğim. Ya Barış 0.1 gitse zaten hani aşılıyor. Üzerine çıkacak. Burada böyle bir öngörün var mı yakın vade için? Yok burada? Açıkçası yani. Hani TL'nin daha fazla değer kazancını mı bekle? O taraf mı daha yakınsın? Hani değer kaybı mı? Şöyle söyleyeyim en azından. Şimdi hani TL'ye değer kazandıracak ne olabilir? Onu düşünmek lazım, onu konuşmak lazım. Bir, öncelikle yabancı giriş olması lazım. Şu anda o bağrım yok. İki, yerli tarafta bir dövizden TL'ye geçme olayı var mı? Yani bunu da çok fazla görmedik son açıklanan verilere kadar. Sonuçta açıklanan verilere güvenmek zorundayız. Üç, kurumsal talep hala devam ediyor. Yani baktığımız zaman tamam Türkiye'nin kısa vadeli borcu son iki senedir ciddi şekilde azalıyor. Ama tabii bu azalmanın bedeli var, içeride talep yaratıyor. Yani burada bir reel, yani spekülatif amaçtan ziyade reel bir talep var. Arda tabii bu hep bahsettiğimiz bu %1 vergi olayı dönem dönem dövize giren çıkan, trade eden, alım satım yapan bazı yerli yatırımcının
elini alın ayağını bağlamışsın da. Yani satacak olan da sat. Bunu ben bizzat evet, duydum. Satmıyorlar. Neden satmıyor? Çünkü diyor ki ya ben sattım diyelim. Ya çok yani enteresan bir şey. Hani bir ilaç nasıl böyle belki sanki ters tepme ihtimali olabiliyor? Elinde adamın, hanımefendinin, beyefendinin dolar var. %1 vergi ödeyeceğim diye satarken satmıyor. Olur mu canım? Satarken yani, vergi yok. 7.40'dan... Alırken var. Evet ama eğer satarsam yarın bir gün alacağım zaman %1 vergi öderim diye satmıyor. Garip bir şey ama evet, oluyor bu. Doğru. Doğru. Yani bunu yapan çok müşteri vardı. Bireysel müşteri vardı zamanında. Yani buna spekülatif pozisyon diyorduk. Hmm. Yukarı olabileceği gibi aşağıda oynuyordu. Yatıyorum. Evet. 7.50'den sat. 7.30'dan yerine koy. Hmm. Şimdi hani bu tip müşteri çok azaldı. Ve ben bundan dolayı dolarda bir arz yani piyasaya dolar çıkmıyor ama reel dolar talebi devam ediyor. Ondan dolayı böyle biz kademeli olarak yukarı gidiyoruz. Bir de bugün yine bir yabancı kurumun bir raporunun etkili olduğunu düşünüyorum. Hani sonuçta Amerika %3,5 yukarı giderken işte şimdi bakacağız biraz sonra kapanış zaten Melike de söyleyecek. İşte emerging market kurlarına bakalım bugün. Ciddi kazanımlar söz konusu dolara karşı ama biz mesela buna ayak uyduramıyoruz bir kez daha. Bir yabancı kurumu yine Türk TL ile ilgili bir miktar daha kısa vadeli yükseliş beklentisini yukarı çektiğini gördük. Onun da etkili olduğunu düşünüyorum. Yani birazcık tabii işte, tablo yarına olumsuz gibi gözüküyor açıkçası. 7.5 seviyesi kritik seviye ama hani nereye gider dersen onu açıkçası öngörmek çok zor. Peki Tufan Cömert hem sıkılaşma adımları Merkez Bankamızın hem de kur konusundaki değerlendirmeni rica etmek isterim. Evet yani Merkez Bankası ile ilgili çok benim de diyecek bir şeyim yok. Merkez Bankası 11.25'e kadar fonlama maliyetini çekme imkanına, kabiliyetine sahip ama bu tercihini kullanmıyor. İşte 10-10, 10-15'ler bu civarlarda şu anda kalmış durumdayız. Açıkçası burada faizi şu anda 11.25'e çekmesinin arzu edilen etki yaratıp yaratmayacağından da çok emin değilim. Zira bunların hepsi geçici bir sıkılaştırma olarak görülüyor. Hani gerçekten Türk lirasına faydası olacak bir faiz artışı olması için Merkez Bankası'nın politika faizini biraz daha ciddi bir oranda yukarı çekmesi gerekir. Şu ortamda böyle bir şey yapmak kolay mı? Değil. Dünyada bu kadar parasal gevşemenin olduğu bir noktada ekonominin evet baz etkisiyle vesaire %5 büyüyeceği, 5,5 büyüyeceği bir seneyi biraz daha aşağı çekmek çok arzu edilen politikacıların, teknokratların çok arzu ettiği bir seçenek değil. Dolayısıyla bunu böyle kabullenmemiz gerekiyor. Yani faizin çok çok acayip bir durum olmadığı takdirde Türk lirasında daha da fazla artılmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Bu durumda ne oluyor? İşte kurda bu gördüğümüz, bir süredir gördüğümüz işte Cem'in de bahsettiği tatlı tatlı yukarıya gidiş senaryosu muhtemelen devam edecek. Fakat şunu da söyleyeyim yani hani bu noktada evet bu 2 ay, 2,5 ay hani biraz belirsizlik var ama sene sonu biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi biz sene sonu için 1.19 parite ve 7.5 dolar TL kuruyla çalışıyoruz. Yani bunun ötesinde bir artış olması durumunda Merkez Bankası'nın bir miktar daha tepki vereceğini, işte 11.25'e dayayacağını, diğer taraftan da belki başka adımların işte zorunlu karşılıklar tarafında, belki Türk lirası mevduatları cazip kılacak bir zorunlu karşılık adımı dahi veya stopaj adımı atılacağını da düşünüyorum. Bu senaryoda da hani bundan sonraki süreçte hani Türk lirasının ne kadar değer kazanacağından ziyade nereye kadar kur gider, Merkez Bankası ve otoriteler ne tepki verir artık bunu tartışımız bir dönemdeyiz. Evet, şu merak ettim çok arada bakarız. Bloomberg terminine yansıyan sene sonu kur tahminleri kurumların yıl sonu için yani dördüncü çeyrek 7.50 demişler hani ortalama değil mi? Evet. 7.50'de duruyor. Mesela enteresan 2021'de 7.72 tahmini var ama bu sene sonu tahmini 7.50'de ortalama. Şöyle yakın zamanlardaki mesela bir Commerzbank var. Agresif 8.20. Evet, o biraz daha yakın zaman 4 Eylül'de gelmiş 5 gün önce tahmini 8.20 var. 7.90 görüyorum. Evet. Aşağıda. Aşağıda RBC Capital'dan 7.90 var. 7.50, 7.60 tahminleri. Burada bir tek ayrışan 8.20 var evet. Nomura var. Nomura
Bu bir de 4.50 ve 6.80 tahmin var. Bunu açıkçası buna bir bakmak lazım içine. Enteresan. Herhalde çok agresif faiz artırım bekliyor. Bir, yani, değil mi? Bu öyle senaryo bir, ancak... Öyle gerçekleşir. Öyle olur. Buradan 6.80'e gitmesi dolar evet. TL'nin çok iyi bir herhalde pozitif sürpriz. Sene sonu tahminlerine ilişkin Tufan Cömert var mı bir yorumun? Olur mu? Valla şimdi Ağustos 2018'e döneceğim. Hani nereden nereye kur gelmişti sene sonunda? Neden olmasın diyebilirim. Yani şimdi 6.80 dediğimiz ne yapıyor? %10 civarında aslında bir değerlenme demek. Yani doların çok ciddi bir hareket yapmadığı bir ortamda, gelişen ülkelere tekrar para girdiği bir ortamda, Türkiye'de de eğer hani faiz konusunda daha ciddi, daha cesur adımlar atılırsa, jeopolitik riskler tarafında biraz daha işte olumlu bir yumuşama havası görülürse, çok olmayacak bir senaryo değil. Yani hani böyle rakamlara ben çok takılmıyorum ama hani bunların hepsi birer senaryo. Şu anda elimizdeki verilerle kabullendiğimiz senaryo kurun bir miktar daha değer kaybı yönünde. Ama 7'nin altı keşke olsa, keşke birazcık rahatlasak. Hani sene başına göre bakınca artık 6.90'a bile sevinir durumdayız ama en azından ne kadar aşağı o kadar iyi bizim açımızdan. Peki, buradan Cem Tözge'ye döneceğim. Biraz da altın sorayım, altına dönmek isterim. Bugün yükseliş var, girişte de ifade ettim. O alıştığımız fiyatlama denklemleri kayboldu geçmişe değil mi? Yani bugün altının mesela yukarıya gitmesi gibi. Nasıl görüyorsun? Tabii normalde mesela bugün baktığımızda ilginç hareketler oluyor. Mesela dolar çok fazla değer kaybetmiyor euro karşısında. Hani 1.18'ler seviyesinde ama altındaki hareket daha agresif. Ki hani son birkaç gündür bu altında yaşadığımız satışın ana sebebi güçlü dolar temasıydı. Tabii şimdi ama bir öbür taraftan var. O kadar şiddetli bir borsa satışı oluyor ki aynı zamanda bir güven liman olarak da çalışıyor altın. Yani hep zaten bahsettiğim konu bu. Yani altında yükseliş trendi, ana yükseliş trendi sürecek. Orada bir sıkıntı yok. Ama bu dalgalanma süreci ki bunu işte borsalarda yaşamaya başladık. Paranın belli bir dönem altına park etmesini belli bir dönem oradan işte kuvvetli dolar ya da ne bileyim işte aşı bulundu, aşı geliyor gibilerinden altında birazcık ilginin kaybolmasına sebebiyet verebilir. Ama gerçek şu, şu anda 1900 dolar kuvvetli bir destek haline gelmiş durumda. Yani şu altı mı acaba 1900 dolar? Evet tam orası zaten. Evet. Dün de yanlış hatırlamıyorsam evvelsi günde oraya yakın bir yerden döndük. Oradan bir tepki verdi. Burada hatta da bir sarkma var. Orada bir sarkma olmuştu. Evet. Evet. Yani kabaca 1900 dolar diyebiliriz. Orası bir destek konumunda. 1950 şu anda gördüğümüz direnç seviyesi. Ya altındaki bu sıkışma zaten bak bu uzun dalga sonrası bu sıkışma hareketin bak giderek o volatilitenin azaldığını görüyoruz. Bu belli bir süre daha devam edecek diye düşünüyorum. Peki Melike'ye buradan döneyim. Bakalım sevgili Melike'de hangi notlar var? Bugünkü yükselişe dair bize neler aktaracak onu dinleyelim. Barış, Facebook'un, Amazon'un, Apple'ın günü diyelim bugüne. Teknoloji günü, teknoloji ağırlıklı alım günü. Ve Microsoft Salesforce Dow Jones'un 513 puanının çoğunluğunu götürüyor. Salesforce'da da büyük bir artış var bugün itibariyle. Nasdaq da onu takip ediyor. S&P 500'deki alımlar biraz daha az. Hatırlarsan Tesla da sürpriz bir şekilde S&P'den çıkarılmıştı. Fakat genel anlamda teknoloji günüydü yine. Rasyonalitesini bir kenara bırakırsak özellikle Apple gibi hisselerin yukarı çıkmasının ardında yatan sebep bir yandan da inovasyon. Haftaya salı günü yeni ürünleriyle karşımıza çıkacaklarını duyurdular. Bir yandan da gelen ekonomik veriler bugün parlak geldi. Evet COVID-19 aşısının 3. safhası bir firma tarafından belki durduruldu ama devam ettirileceğine dair bir ek bilgiyle, ek haberle karşımıza geldiler. Altın, petrol de bugün çıkanlardandı. Yani bütün varlıklarda biz bugün bir yukarı çıkış gördük ve gözlemledik. Böylece pozitif bir günü borsa yine geride bırakmış oldu diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Teşekkür edelim. Biz bir de vadeli endeksler tarafına göz atalım efendim. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'da vadeli işlemlerde de yukarı yönlü hareketin devamını görüyoruz. Nasdaq %2.7'ye varan primle yukarıda, %1.3, 1.7, 2-3 günlük satışların ardından bir tepki yukarı doğru Amerikan hisse senetlerinde bugün itibariyle ekranlarınıza yansıyor.
Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Viyop 30 akşam seansımızda 1245'te %0.3 yukarıda kapattı. Tufan Cömert'e döneceğim. Euro dolar 1.18'in hemen üzerinde. Hani konuşmadan etmeyelim. Yarın Avrupa Merkez Bankası toplantı var. Barış, hiçbir şey beklemiyorum deyip bırakabilirsin diye de bir taraftan endişe etmiyor değilim. Tufan Cömert, ne olur yarın. Yani aynen sabahla öyle. Öğleden sonra arasında o görüşüm benim bayağı bir değişti. Yani öyle sabah mi? Baktığımda diyordum ki genel olarak hani acaba işte bu enflasyon büyüme tahminlerini biraz revize ederler mi, biraz mutsuzlar mı? Bu durumda işte yeni bir şey açıklar mı acaba ECB diyordum. Fakat öğleden sonra birkaç üyenin böyle bir düşüncesi işte neler dışarıda bir haber sızdırıldı sanıyorum yeni ECB tarafından. Gayet mutlu olduklarını ekonomik verilerden vesaire böyle bir haber çıktı. Demek ki ECB sene sonuna kadar çok bir şey yapmayacak. Hani bu anlamda da pariteyi o tarafta etkileyecek bir şey yok. Sadece şunu söyleyeyim çok kısaca. Avrupa bankacılık sistemindeki ECB'nin yarattığı likiditenin çok kısa bir zaman içerisinde 3 trilyon eurosunun altın olması bekleniyor. Yani müthiş bir serseri para var sistemde. Hani zaten Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin artık yapacağı çok bir şeye de kalmamış bu kadar para varken. Dolayısıyla bence Avrupa'dan ziyade Amerika'da ne olup biteceği paritenin yönünü belirleyecektir. Dediğim gibi bizim sene sonu tahminimiz 1.19. Hani çok acayip bir hareket, ne aşağı ne yukarı beklemiyoruz. Evet. Sen ne dersin hocam? Tufan'a %100 katılıyorum. Yani. Herhangi bir faiz değişik zaten beklemiyor kimse. Güvercin bir ECB bekliyorum. Yani durumdan memnun bir söylem göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Burada 1.20'lere geldiklerinde biraz sanki tedirginliği hissetmiştik bazı yapılan açıklamalarda. Evet. Buna dair acaba bir yorum gelir ve euro dolar biraz daha aşağı inme ihtimali olabilir mi yarın? Bir de tabii soru cevap vesaire basın toplantısı. Euro'nun güçlenme yani o 1.20 hareketi belki sorulabilir mi? Sorulabilir. Orada çünkü enflasyonu negatif geldi en son. Aynen yani sonuçta baktığımız zaman hani iki para birim arasında belki faizler olarak çok büyük fark yok ama enflasyon trendi bakımından ciddi bir fark var. Ve artmaya devam edecek gibi gözüküyor bu fark önümüzdeki süreçte. Hani 1.20'lerin üstü şu anda birazcık zorlaşmış gibi gözüküyor. 1.17 eğildi. Şu anda takip ettiğimiz destek seviyesi. 1.17.50 kırılırsa tabii o zaman birazcık daha güçlü dolar teması önümüzdeki programda da konuşacağız diye düşünüyorum. Evet. Tufan Cömert'e de bu euro dolarla ilgili bir yorum gelir mi diye soracağım. Terminaldeki habere baktığımda da bu Philip Lane Avrupa Merkez Bankası'nın baş ekonomisti konuşmuştu 1.20'ye geldiğinde rahatsızlığını ifade etmişti euro dolardan. Hem Barclays hem Goldman Sachs ve JP Morgan Lagarde'ın yarınki basın toplantısında bu baş ekonomistin o euroya ilişkin rahatsızlığına değinebileceğini tahmin ediyorlar. Buradan bir hani sözlü müdahale gibi bir açıklama bekler misin hocam? Kesin bu soru gelecektir. Yani hani bu kadar böyle göstere göstere gelen bir şeyi hiçbir gazeteci atlamaz diye düşünüyorum. Valla yani tabii şu ortamda kimse parasının çok değerli olmasını arzu etmiyor açıkçası. Dolayısıyla burada Euro'nun sanıyorum Avrupa Merkez Bankası Lagarde'da benzer yönde bir açıklama yapacaktır. Parite yarın buna tepki verebilir. Hani kısa vadede bir miktar orada bir değerlenme aşağı düş görebiliriz ama kuvvet de muhtemel bir noktadan sonra bu aksiyona dönüşmediği için gene aynı yerlere döneceğiz diye düşünüyorum. Peki. Ben de çok teşekkür ederim Tufan Cömert'e. Ağzına sağlık değerlendirmeler için. İyi akşamlar dileyelim. Cem Tözge çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tufan. Ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşürüz Cem. Yarın ne konuşacağız? Efendim ona bakalım. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Yarın Türkiye'den Haziran ayı işsizlik rakamını alacağız. Saat 10'da tahvil ve bonoya yabancının giriş ve çıkışını gösteren veriyi. Yine her hafta açıklanan döviz tevdiat hesaplarındaki son durumu yarın itibariyle alacağız. Bakalım DTH'lardaki son durum nasıl? Son gelen verimiz 217.9 milyar dolardı DTH'larda. Bir önceki haftanın verisi gerçek kişilerin döviz mevduatında 786 milyon dolarlık artış, tüzel kişilerde 183 milyon dolarlık azalmaydı. Bakalım bu 217.9 milyar dolar toplamda ne olacak yarın göreceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın az önce konuşup faiz kararı 14.45 sonrasında basın toplantısı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde. Euro bölgesinin ardından Amerika'ya geçtiğimizde üfe verisini alacağız.
ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları her perşembe gelen. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın akşam 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar.